Etkinliğimize teşrif ederek bizi şereflendiren Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcımız Sayın Abdullah Tancan'ın konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Sayın Bakanım hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Buyurun. Sayın Genel Müdürlerim, çok değerli akademisyenler, coğrafi bilgi teknolojileri alanında hizmet veren gerek kamu kurum ve kuruluşlarımızın gerek özel sektörümüzün çok değerli temsilcileri, öncelikle hepinizi gerek şahsım adına gerek bakanlığımız adına saygıyla selamlıyorum. Ve bu organizasyona hoş geldiniz diyorum. Küreselleşen dünyamızda kentsel nüfus sürekli artış eğilimi gösteriyor. OECD verilerine göre 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 9 milyara ulaşacağı ve bu nüfusun da yaklaşık %70'inin kent merkezlerinde yaşayacağı tahmin ediliyor. Artan kentleşme tabii pek çok sorunu beraberinde getirse de paralel şekilde ilerleyen teknolojik gelişmeler ortaya çıkan sorunların daha efektif ve daha akıllı yöntemlerle çözümlenmesine de imkan tanıyor. Kentsel yaşamı daha cazip hale getirecek ve halk refahına katkı sağlayacak birçok teknoloji, kentlerin sahip oldukları altyapı sayesinde mümkün olabilecektir. Bu yüzden kentlerin altyapılarına ilişkin sürdürülebilir politika ve kaynaklar üretmek durumundayız. Otomasyon, makine öğrenmesi ve nesnelerin interneti teknolojilerini benimseyen akıllı şehir uygulamaları ile belediye ve diğer kamu hizmetleri dijitalleşmekte, oluşan yüksek boyuttaki verilerin işlenmesi ile de karar süreçleri daha rasyonel hale gelmektedir. Günümüzden geleceğe bir projeksiyon yapmamız halinde coğrafi bilgi sistemlerinin beraberinde dijitalleşmenin ve ardından akıllı şehirleşme süreçlerinin çok daha fazla hız ve kapsamda hayatımızda yer alacağını söylemek kehanet olmasa gerek. Örneğin artan bir yoğunlukta hayatımıza giren elektrikli araç kullanımıyla beraber planlanması gereken hususları coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla çözüme kavuşturabiliyoruz. Elektrikli araç şarj istasyonlarının ne kadar ve hangi konumlarda, hangi sayıda, hangi konumlarda olduğu, bu şarj istasyonlarının hangi saatlerde şarj için, rezervasyon için müsait olduğu, rezervasyon yapılıp yapılmadığı gibi birçok yeni durum günlük hayatımıza girmiş durumda. Akıllı şehir çözümleri özellikle akıllı ulaşım, akıllı şebeke, akıllı atık yönetimi gibi uygulamalar, karbon emisyon salımının azaltılması ve enerji verimliliğinin artırılması bakımından da kritik rol oynuyor. Bakanlık olarak geliştirilmekte olan enerji dönüşümü için yeni ve daha güçlü bir yatırım ve reform dönemini başlattık. Bu dönemde
yenilenebilir enerjiden enerji verimliliğine, doğal gazdan depolamaya, yeşil hidrojenden dijitalleşmeye, iletim ve dağıtım altyapılarına kadar çok yoğun bir planlama ve yatırım sürecini yaşıyoruz. Ölçemediğimiz hiçbir şeyi yönetemeyiz. Genel bir prensip. Hali hazırda dünyanın enerji üretiminin %75'inden fazlası metropollerde tüketiliyor. Büyüyen üretim, iletim ve dağıtım işlemlerinde eski modeller yetersiz kalınca dijitalleşme yönünde gelişmeler dikkat çekici bir hale geldi. Eskiden şebekedeki iletim tek yönlüydü. Bir tarafta üretim santralleri ve bir tarafta tüketim tesisleri. Şebeke üretim santrallerindeki üretilen gücün tüketim noktasına taşınması hizmetini veriyordu. Ama şimdi artık öyle değil. Elektrik üretimi birçok noktada tüketicinin kendi bulunduğu tesiste dahi, evimizin çatısında, evimizin bahçesinde dahi üretim yapar hale geldik. Dolayısıyla şebeke, elektrik şebekemiz çok daha kompleks, çok daha kontrol edilmesi gereken bir yapı haline dönüştü. İşte burada coğrafi bilgi teknolojileri de bu karmaşık durumu yönetmekte gerçekten devreye girmiş durumda. Tabii bu süreçte göz önünde bulundurmamız gereken iki başlığı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlar yerli yazılım ve veri güvenliği konuları. Artan dijitalleşme ile yüksek boyutlarda toplanan verinin herhangi bir afet ya da uluslararası kriz durumunda korunması, yönetilmesi ve hizmetlerin devamlılığının sağlanması da çok daha kritik, önem arz eden bir hale geldi. Türkiye yüzyılının inşasında coğrafi bilgi sistemlerinin vazgeçilmez öneminin bir kez daha altını çizerek konuşmama son vermek istiyorum. Yerli ve milli yazılım geliştirme yolunda çeyrek asrı aşan bir gayretle çalışan Başarsoft'a bizleri bu güzel etkinlikte buluşturduğu için teşekkür ediyor. Verimli bir toplantı olması dileğiyle hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, sizi uğurlamadan önce bu özel günün hatırası olarak bir plaketimiz var. Sayın Yönetim Kurulu Başkanımızı, Sayın Alim Küçük Pehlivan'ı ben bir kez daha sahneye davet etmek istiyorum. Arkadaşlarımız da bu güzel plaketi bugünün hatırası olarak getirdi. Ve Sayın Bakanımıza bir kez daha teşekkürlerimizi alkışlarımızla sunalım lütfen. Katılımlarından ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ve değerli misafirlerimizi bir kez daha alkışlarla uğurluyoruz. Çok teşekkür ederiz.